Yıldız Hanım, son bir saat kala böreğinin hamurunu açmaya başlıyor. Açılan hamura sıvı yağ gezdiriliyor ve ıspanaklar konuluyor. Tekrar sıvı yağ gezdirilip böreğimiz katlanıyor ve gül şekli veriliyor. Kalbura bastı şerbetiyle buluşuyor. Sanki çeşit yapmak için mecbur kaldığından konulmuş bir menü gibi geldi, ara sıcak gibi geldi. Ben ilk defa misafir menüsünde nugget duydum. Yani gerçek anlamda ilk defa duyuyorum. Çorbanın da yoğurdu tamam, yarmanın haşlanmasını bekliyoruz. Senin pilavın yoktu zaten. Yok yok. Salatan var. Salatan var evet. Hadi bakalım, o mantı kapanacak, 6 kişilik çıkacak. Daha haşlanacak da pişecek bu. Tabii. Kadir Bey, bunun suyunu ben biraz sonra başlayınca koy deyince koyar mısınız? Tamam koyarım. Sarımsaklı yoğurt yapacak mısınız? Yapacağım. İnşallah sürenin içinde bitirirsiniz ha. Biliyorum. Modumu düşürme. İnşallah diyorum. Daha ne diyeyim be? Vay de öyle işte, hayır mübarek günde. Tövbe estağfurullah ya. Estağfurullah. Bir türlü anlaşamıyorlar, bir türlü. Vallahi biz sizle gün boyunca didişiriz ha. Ama dedin adamın dediğini yaptın sonunda. Ne yaptı ya? Böreği. Keşke baştan öyle mi yapsaydım diye. Ses dedi ki Yıldız dedi böreğin bir yerine koyma, ıspanağı seç dedi, etrafa saç dedi. O da dedi ki sus, sanki kaç kere börek yaptın dedi. Sonra dedi ki kafama kurcaladın, acaba yapsam mı dedi, yaptı. Ben mantıklı olanı her zaman düşünür uygulamaya çalışırım. Niye önce adamın ağzını gazete kağıdı gibi büzüp de tepiyorsun lafını? Olsun, lafımı esirgemem ben hiç. Kocaman esirgemiyorum, size esirgeyim. Seni hiç unutmayacağım. Biz de evdekilerin canını okuyoruz da bak burada size şimdi ne kadar şey. Şimdi bak bunu yaştım değil mi? Her tarafı eşit önemli burada. Mantının suyunu da koydum. Hadi kesin şu mantıyı artık. Mantının şimdi kıymasını hemen hazırlamam lazım. Kıymanın... Kıymamız nerede? Şurada. Kadir Bey, şimdi ben buna bir küçük, bunu karıştırmam için bana bir kap lazım. Aç mutfak dolaplarını bak. Mantı inanılmaz kolay geldi ana yemek için bana. Çünkü mantıyı ara sıcak olarak çok az bir şekilde koyarak böyle tadımlık tercih ediyorlar. Mantı doyurucudur tamam evet, ama çok yetersiz, bir davet sofrasında çok az kalıyor. Baharat atacağım, biraz nane atacağım. Ne oldu? Naneyi döktüm. Sakarsınız da hanımefendi. Mantının içine nane mi koyuyorsun Yıldız? Evet, ben nane çok seviyorum, az bir şey ama çok değil yani. Şu sevmezler mi? Yani. Sevmiyorlar. Hayır soruyorum, olmayan ben bir şey. Ben bir şey koyarım ya yani. Olmayan bir şey yani. Soruyorum ki seyircim de öğrensin. He tamam tamam. Bırak Kadir bildiğini yapsın. Bildiğimi yapayım, aynen öyle. Sayın seyircilerimiz, şu anda kalan süremiz tam 39 dakika. 39 dakika içinde bu mantının kesilip, kapatılıp, haşlanıp servis alınması gerekiyor. Daha nugget da yapılacak. Daha ranch sos var. Ranch sos var, ranch. Kadir salata ne olur? Ne? Salata. Lütfen. Şu an mantı kapansın da salata en son giriş. En son da saat kaçta çıkacak? Gruptan son dakika yani. Geri iş veriyorsunuz. Boş ver Kadir'cim ya. Yetişsin diye onu veriyorlar, bunu veriyorlar. Kendileri oldukları yerde sekiyorlar. Ben şimdi kocaman mantı açıyorum. Ne diyorsunuz siz? Hiç olacak iş mi ben bu hakkı? Şimdi siz bunu içleyeceksiniz. Ben de artık onu yapın bari. Şimdi bunun kesmesi... İçleyeceksiniz derken? Böyle ben keseceğim şimdi biraz sonra. Ben hayatta onu yapıştıramam. Ben evde bile yapamıyorum onu. Ellerime yapışıyor kıyma. Kapatmaya yardım ederim ben senden birlikte. Ben de çok güzel kapatırım ama. Birisi koysa, birisi yapsa. Kadir Bey, hiç bana yardımcı olmadınız. Allah burnunu bir deliğinden versin, öbür deliğinden alsın Yıldız inşallah. Ben de sana mübarek gün bunu söylüyorum. Yardım etmedi dedi, gördün mü? Artık şaşmıyorum öyle şeylere. Menüne göre yapabileceğimi yaptım. Daha bunun üstünü yaparsam zaten yemekleri ben yapmış olacağım. Ne yaptınız? Ne yapacaktım? Hamuru mu yoğursaydım? Ben yoğurdum işte zaten. Sanki burada ben kendimi sana kanıtlamaya geldim. Ben kendimi bak bu adama kanıtlamışım. Estağfurullah efendim, biz kimiz ki? Modumu çok düşürüyorsunuz şu an ama. Bu mod da modu oldu be Kadir'im. Kız bayağı da küçük oldular ha. Ya bu tek seferde bile bence kurtarır. Mantının suyunu koyabilir misiniz bu arada? Ben koydum mantının suyu. Hem tencereye hem kettle'a koydum. Şu salatayı yapsanız Kadir Bey, ben tam mantıyı bir tek ben yapayım bari, siz öbürünü yapın. Ne olur. 45 dakika mantının başını bekleyin, salatayı da bana itene yok ya. Ne yapacağım o zaman? Be hayır, daha ranch sos nugget var. Ben vallahi yetiştirmem lazım beni. Yetiştir, ben de onu söylüyorum sana. Sanki bana salata yaptırınca işler yetişiyor. Tamam. Ben salatayı şurada sana 5 dakikada yaparım. Ciddi misin? Evet. Helal olsun. Yani sen bu işi bitir de salata en sona kalsın. Mantı ince açılan bir hamur değil zaten. Mantı da içinin lezzetine bakacağım. Koca koca mantıları önüme koyarsa yani tabii ki de kabul etmeyeceğim. Zaten bir yufkadan bayağı bir tabak çıkar. Hepimize yetecek kadar çıkaracaktır. Çok hafif ve çok basit. Yıldız Hanım mantısının kıymalarını koyarken Kadir Ezildi'de mantıları kapıyor. Onlar çalışırken mutfağımıza şöyle bir göz gezdirelim sayın seyirciler. Hadi şimdi de Rukiye Hanım'a bir kulak verelim. Hiçbir şey menüye uygun değil. Menü zaten birbirine uygun değil açıkçası. O yüzden salatayı da eleştirecek bir şey bulamıyorum. Yeşil salata. Yoğurt çorbasına yarmaları eklendi. Mantısı güzel olursa yiyeceğiz. Hamuru çok önemli. Hamurunun pişmesi, içinin pişmesi, içindeki baharatlar, içindeki soğanın lezzeti bizim için çok önemli. Şimdi nugget'ımıza başlıyoruz. Ev yapımı nugget tavuk kıymasından yapılıyor.
tavuk kıymasından yapıldığı için de bir miktar sarımsak rendelimiz var. Bu arada çorbanın yarmalarını da ekledik. Kettle'a su koydum. Çok fazla sarımsak misafir var ya, çok fazla yapmayın diyorum. Şey Yıldız, kettle'a su koydum. Çorba için eklersen eklersin oradan tekrar. Tamam. Şimdi tavuk kıymamızı boşaltıyoruz. Bir miktar. Dur bakayım şimdi, ben de merak ediyorum. Şimdi 6 kişilik yapacağım ya, biraz porsiyonu azaltayım. Tamam. Hanımefendi biraz acele edin, süreniz gittikçe azalıyor. Şimdi köfte harcımız var. Bunu ben Hatay'dan getirttirdim. Dediğim gibi 7 baharatlı çeşidimiz var. Bunu içine koyuyorum. Köri koyuyorum şöyle elim. Güzelce bunu un koyuyorum. Göz kararı. Göz kararı, benim elim göz kararı oluyor hep. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum, tamam mı? Bundan 6 kişilik çıkacak mı nugget? Çıkar. Birer tane yaparım diye düşünüyorum çünkü 4 çeşit ya. Bakın Huriye Hanım ne demiş? Nugget'ı ben üniversite öğrencisiyim, öğle yemeğinde dahi yiyemiyorum. O hazır yufka açarken ben burada börek açtım. Ya. Bir de sizin için Yıldız Hanım kibar olmaya çalışıyor ama inanılmaz yapmacık ve itici biri diyor. Her zaman beni bilen bilir, ben hep böyleydim. Pozitif geldim, pozitif giderim. Sayın seyirciler, birazdan ev usulü nugget'larımız pişecek, sakın kaçırmayın. Tatlının şerbetini full boşalttınız mı Kadir? Tatlının şerbetini çekmiş mi? Çektiğini düşünüyorum. Sıvı yağ verebilir misiniz? Dış ses oradaydı. Sıvı yağ şurada. Yok, ben elim için şekillendireceğim ya. Bak şurada, bak şişenin içinde. Ranch sosun yanında nugget. Ranch sosu mayonez ile karıştıracak. Büyük ihtimalle maydanoz, dereotu vesaire koyacak bunlara. Ama mayonez ile değil de mayonezi de kendi yaparsa, yumurtadan ve yağdan kendi yaparsa onu tabii ki güzel değerlendirme. Ama mayonezin içerisine dereotunu koydu, yoğurdu koydu. Onu pızıt pızıt geçirdi. O bir ranch sos değildir benim için. Bunu ben hemen yumurtaya bulayıp ondan sonra kızartacağım. Yumurta galeta unuma, evet. Galeta unu. Yani bunun önemli olan şöyle şeklini verdirip şöyle daire şeyini bozdurmamak. Nugget yani. Şeklini. Nugget şeklini vermek. Aslında bu isteğe göre, biliyor musunuz, şey de olur yani, kare de olur. Bazıları öyle yapıyor. Moralinizi bozmak istemem ama 9 dakika kaldı be. Daha salata yok. Kadir Bey lütfen, yardımcı olmayacak mısınız? Kadir Bey lütfen, lütfen. Rica ediyorum, rezil olmak rica istemiyorum. Hadi. Tamam, tamam. Kadir Bey ne olur. Yalvarıyorum. Allah aşkına 6 tane nugget'ı yağ atsana Yıldız. Gözünü seveyim, onu yapmakta ne var şimdi? İlk günkü börek gibi boşnak böreği dedi, önümüze bizim Sivas'ta kömbe derler, kömbeyi getirdi. Bugünkü börek de asla güzel olmayacağına eminim ben. Ay çok güzel olmuş. Kadir Bey elim yandı. Sen benim bak ekmek bak salata yapacağım, tahtaya gitti böreği. Ben bunu nereye koyacağım? Dur kaldır onu. Koyuyorum vallahi. Hayır hayır, al geri koy buraya, geri koy. Elim yandı, elim yandı. Şimdi benim bunu kızartmam için ne yapacağım? Biz genelde yağ atıyoruz. Şimdi şöyle. Bir salata kabı verin kızım. Galeta unum burada. Yumurtamı çırptı mı ben? Yumurta alabilir miyim bir tane? Yok çünkü burada. Mutfakta son dakikalara girerken heyecan artıyor ve Kadir Ezildi de salataya başlıyor. Şimdi önce yumurtaya, sonra galetaya ve ondan sonra şeye. Bu salatada salata, domates, havuç mu var? Ben burada yapmak istiyorum. Salatanın malzemelerinde domates, salatalık, havuç mu var? Size diyor, size. Evet, 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 evet. Bak sonra cevap vermiyor. Ben doğru incitim. O yok da, bu yok da. Hadi Bey, çatalsız mı aldın? Tamam. Ve nihayet ev yapımı nugget'lar pişmeye başlıyor. Bence mantı da pişti. Süzgeç alabilir miyim? Dış ses. Mantıyı süzeceğim. Şoklatmam gerekiyor mantıyı, yoksa şişer durur misafirlerimize. Öyle de vermek istemiyorum. Elimden geleni yaptım, güzel yesinler diye, damak zevkleri. O da bilmiyorum, ben beğeneceklerini de düşünmüyorum zaten de. Bahane, türlü türlü bahaneler olacak, o kadar emek verdim. Süzgecinizi alın. Yarışma psikolojisinden anlasana biraz, kadın heyecanlı. Tut 2 dakika, ölmezsin. Şimdi bu oldu artık benim, nerede süzgeç? Ay şimdi seni mantımı süzeceğim. Dış ses mantımı süzüyorum. Şey Kadir Bey, bir size zahmet, bu lahanayı böyle şeyle doğrayın olur mu? Şu şeyle, şuna bız bızla. Yıldız Hanım mantısını ocaktan alıp kevgirde soğuk suyla şoklatıyor. Nuggetlar pişmeye devam ederken şoklanan mantılar tekrar tencereye giriyor. Hanımefendi şimdi neye geçiyoruz? Bu şimdi böyle yapacak. Renk sosuma geçiyorum. Evet. Önce sarımsaklı yoğurdumu yapayım. Kadir Bey şey nerede? Bunu siz almışsınız. Al sen de, bitti benim bunları. Şimdi morlahana şeyini ver bana. Nerede morlahana? Aldı burada yaşıyor. Işte. Al oradan. Elin ayağı, elin var, ayağın var. Heh. Laflara bak, laflara. Kız yemin ederim marulu şimdi sana fırlatırım valla. Ne yapayım ya? Oturduğu yerden tepsi isterken öyle demiyor ama. Elin var. Elin ayağın var da salatayı niye sen yapmadın ha? Ben böyle biraz işte şey dilliyim maalesef. Senin o dilini ben beline dolarım da sen dua et yarışmacısın. Dilim senden çektiğim zulüm diyor ya. Ne? O dilin olmasa da sen bir çıkartma onları, o zaman ben göstereceğim. Ben onlara biliyorum ama bu yemeğimi de beğenmesinler. İnşallah bir yetiştireyim de evvelallah ben onlara neler yapacağım. Yetişmeye yetişir. Yetişemezsem işte o zaman. Bir şey kalmadı yetişmeye. Kaldı bir şey kaldı. Sosum kaldı, sosum. Siz renk sosu yaparken biz de Huriye Hanım'ı dinleyelim. Bakalım karışık salata için ne demiş. Karışık salatanın ben mantıya uygun olduğunu düşünüyorum. Maydanozu yıkayabilir misiniz Kadir Bey? Niye? İşte. Ben şu an bana salata verdim, hiç bulaşma bana. Maydanozu bir yıkayabilir misiniz? Elin ayağım var, yıka orada. Ne olursunuz? Hiç nerede maydanoz ya? Bir dakikanız kaldı, bir. Tamam. Limon. Bitti, şu da bitti. Bitti, bitti. O da bitti. Şey bitti, renk sosuma şimdi mayonez ekliyorum.
yandan da şu var ya, hani almam lazım. Şimdi renç sosun malzemesine bak. Herkese renç renç dedik, renç sosu sayalım. Maydanoz, dereotu. Hanımefendi kafasına göre sayar şimdi. En iyisi ben size sayayım. 5 yemek kaşığı süzme yoğurt, 4 yemek kaşığı mayonez, 1 diş sarımsak, 3-4 dal maydanoz, fesleğen dereotu, 1,5 tatlı kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı karabiber tuz ve son 30. 30 mu? Saniye. Hemen şunu doğrayın, bitiyor. Bitiyor. Hadi çabuk doğrayın Yıldız Hanım, süre bitti bitiyor yani. Allah'ım masamızın haline bak. Renk sos. Gidecek, kusura bak. Ve süre bitti. Şimdi zaten yaptım. Renk sos bu mu yani? Karıştırıyorsun. Renk. Onu ben bolca karıştırınca olur. Hanımefendi yetişti mi? Yetiştirdim. Allah'ım çok şükürler olsun sana. Çok korkuyordu. Yapamam, yetiştiremem. Rezil olurum, beni mahvederler. Ya gerçekten yaptıma inanamıyorum. Her şeyi yaptım ya. Çok rahmetli. Ellerine sağlık. Evet, bayağı da ağır bir menüydü. İmeklerin karşılığını verirler inşallah. İki saatin içinde kendini bayağı zorladın. Börek açtın, mantı açtın. İnandım. Tatlını yoğurdun. Yiyecek lafım yok. Bence direkt soframıza gidelim ve yemeklerimizin arkasında duralım. 75 bin liranın sahibi. Şimdi siz görürsünüz. Bugün belli olacak. Aynen. Hadi öyle. Koç. Hadi. En amarat benim de bugün Yıldız Hanım. İddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız yoğurt çorbası, renk sosu yanında nugget, ıspanaklı börek, cemene biberi dolması, mantığı, karışık salata ve kalvura bastığıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.